Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Evet, 1. bölümde aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz. İlk sorumuz bakalım nasılmış. Birey hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Yanlıştır arayacağız arkadaşlar, bakalım. Kendine has düşünceleri vardır, doğrudur. Bireyler bir araya gelerek grupları ya da kurumları oluşturur. Evet. Tüm bireyler aynı yeteneklere sahiptir. Hayır arkadaşlar, tüm bireyler aynı yeteneklere sahip olamaz. Toplumun en temelinde birey vardır. Evet, doğru. Evet, C seçeneğimiz yanlıştığının cevabı oldu. İkinci sorumuza bakalım. Panda'ya el sallayalım bu arada. Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaya, hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur? Gazete okumak, dursun. Geziye gitmek grupla gidilir. Tek de gidilir ama grup oluşturmak. Evet, geziye gitmek oluşturur. Voleybol oynamak grupla. Yardım derneği kurmak grupla. Gazeteyi ama grup oluşturmaya gerek yok. Tek başına okursun değil mi? Yukarıda belirtilen sorumluluklar verilen seçeneklerdeki rollerle eşleştirildiğinde hangi seçenek dışta kalır? Bakalım. Ders içeriği gereği sınıfta gerekli bilgileri öğrencilere vermek. Bu kim? Öğretmen. Öğretmen. Otel duvarlarını boyamak, boyacı, yönetmekte olduğu trenle insanların ulaşımını sağlamak, bu da makinist değil mi? Treni makinist. Peki, bakalım seçeneklerimize. Boyacı, öğretmen vardı, makinist vardı ama şoförün rolü yoktu yukarıda. Geçebiliriz diğer sorumuza. Arkadaşlar bu arada diğer yazılımımız da kanalımızda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz isterseniz. Aşağıdakilerden hangisi okulumuzda rastlayabildiğimiz rollerden birisi olamaz? Bakalım. Manifaturacı olamaz. Müdür yardımcısı evet. Öğrenci evet. Öğretmen evet. Manifaturacı A seçeneği doğru oldu. Diğer bir soruda geçelim. Bu bilgilerde Buğra'nın yer aldığı grupların hangisine değinilmemiştir? Bakalım bilgilerimize. Merhaba, benim adım Buğra. 5. sınıfta okuyorum. Ailemin ilk çocuğuyum. Bir kız, bir de erkek kardeşim var. Okulumuzun voleybol takımında oynuyorum. Mahallemizde komşu çocuklarla oynuyorum. Evet, hangisi olamaz? Satranç kulübü, böyle bir kulüpten bahsedilmemiş. Aile, evet. Okul takımı, evet. Bakın burada, işte okulumuzun voleybol takımı diyor ya. Arkadaş, evet, mahallemizde komşu çocukları, o da arkadaş oluyor. Ama satranç kulübünde bu grupta yok arkadaşlar. 6. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailesine karşı olan sorumluluklarından birisi değildir? Bakalım. Değildir arıyoruz. Derslere zamanında girip çıkmak. Evet, çocuğun ailesine karşı sorumluluğu arkadaşlar. Bu ailesine karşı sorumluluğu değil. Dursun. Odamızı toplamak. Evet. Anne babamıza ev işlerinde gerektiğinde yardım etmek. Evet. Ev kurallarına uymak. Evet. A seçeneğimiz. Derslere zamanında girip çıkmak ailesine karşı olan sorumluluğu değil. Değil mi arkadaşlar? Geçelim. Diğer sorumuza. Öncele 8 yaşında bir kız çocuğudur. Çok istediği ve okul çağına geldiği halde babası tarafından okula gönderilmemektedir. Ne yazık değil mi? Yukarıdaki bilgilere göre aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Öncelerin evde sorumlulukları vardır. Var ama yani tam bu net bir şey değil değil mi? Babası öncelerin eğitim hakkını elinden almaktadır. Evet. Öncele okula gitmediği için sorumluluğu yerine getirmeyen bir öğrencidir. Hayır. Öncelerin babası babalık rolünün gerektiği gibi davranmaktadır. Hayır, davranmamaktadır. O zaman B seçeneğimiz bize kaldı. Evet, geçelim arkadaşlar. Kişinin davranışlarını ya da kendi yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesine nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Ne denir arkadaşlar? Buna grup denmez, birey denmez, hak değil, sorumluluk. Evet. Kişinin davranışlarını ya da kendi yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesine sorumluluk deniyor arkadaşlar. 9. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı olan sorumluluklarımızdan biri değildir? Değildir arıyoruz bakalım. Çevreyi temiz tutmak, evet. Oy kullanmak, evet. Ödevlerimizi zamanında yapmak, hayır. Bu kendimize karşı sorumluluğumuz değil mi? Kendimize karşı sorumluluğumuz topluma karşı değil. Alışverişte fiş almak, bu da evet. Topluma karşı ödevlerini zamanında yapmak değildir. Evet, onun sonuna geçelim. Hangisi Mezopotamya uygarlığı değildir? Bakalım. Asurlar Mezopotamya uygarlığı, Sümerler, evet, Babiller, evet, Hititler
Mezopotamya uygarlığı değildir. D seçeneği doğru oldu arkadaşlar. Evet, oluşumunda insan etkisi bulunmayan, doğal güzelliği olan ve korunması gereken mekanlara ne ad verilir? Evet, doğal varlık. Evet, doğal varlık. Tarihi nesne, tarihi mekan, kent merkezi. Hayır arkadaşlar, bu tanım doğal varlıktır. A seçeneği doğru oldu. Evet, gölge oyunudur. Kuklalarla canlandırılır. Yukarıdaki özellikleri veren kültürel ögemiz aşağıdakilerden hangisidir? Dede Korkut hikayeleri değil, orta oyunu değil. Karagöz Hacivat, evet Karagöz Hacivat'tır arkadaşlar. Meddah da değil, Karagöz Hacivat oldu cevabımız. Şehir devletleri halinde yaşamışlardır ve bilimin en çok geliştiği Anadolu uygarlığıdır. Bakalım, Babiller, Lidyalılar, Hititler, İyonlar. Arkadaşlar, bunlar şehir devletlerine polis deniyordu. Bu İyonların şehir devletlerine polis deniyordu. İyonlar bilimde çok gelişmişlerdir. Diyojen, Tales gibi felsefe alanında, Pisagor matematik, Hipokrat tıp, Herodot tarih alanında en tanınmış bilginler vardır. Yani İyonlardır. Hani yazalım isterseniz Pisagor, Herodot, Hipokrat. Evet, bunlar en tanınmış bilim adamlarıdır. Şehir devletlerine de polis denir arkadaşlar. Bunları da ek bilgi olarak verelim. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öge olamaz? Kültürel bir öge olamaz. Bakalım. Dil olur. Gelenekler olur. Fabrikalar olmaz. Halk oyunları kültürel bir ögedir ama fabrikalar kültürel bir öge değildir arkadaşlar. Geçelim diğer bir sorumuza. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının adını yazınız. Yazalım arkadaşlar. Şimdi Anadolu uygarlıklarını yazalım önce. Anadolu yazalım şu şekilde. Hititler, Frigyalılar, Frigler de denebilir. Frigler, Frigyalılar, Lidyalılar, evet, şurayı biraz büyük yapalım arkadaşlar. Lidyalılar, yanlış olmasın. Bu arada silebiliriz şu şekilde. Evet. Lidyalılar. Evet, yanlışlık olmasın. Urartılar. Ve İyonyalılar. Evet, şimdi de Mezopotamya uygarlıklarını yazalım. Mezopotamya uygarlıklarını yazalım. Sümerler, Akadlar, evet, Babiller, Asurlular ve Elamlılar. Evet, Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarını bu şekilde yazdık sizler için. Evet, geçelim arkadaşlar diğer bir bölümümüze. Verilen isimleri tablo üzerinde yer alan satırlara doğru olacak şekilde yazınız. Evet, yazalım bakalım arkadaşlar. Tarihi mekan, yapı ve doğal varlık olarak bakacağız bunlara. Şimdi bakalım. Evet, Abant Gölü. Abant Gölü nedir arkadaşlar? Doğal varlıktır. Hemen buraya yazalım. Abant Gölü. Sırayla gidelim. Evet. İshak Paşa Sarayı, Çifte Minareli Medrese. Evet, bunlar ikisi de tarihi mekandır. O zaman buraya yazalım. İshak Paşa Sarayı. Sarayı. Diğeri neydi? Çifte Minareli Medrese. Evet. Çifte Minareli Medrese. Kısaltalım arkadaşlar. Uzun yazınca gerek yok. Çifte Minareli Medrese. Evet. Sırada ne var? Kuş Cenneti. Anıtkabir. İkili gidelim isterseniz. Evet. Kuş Cenneti doğal varlık. Kendiliğinden oluşmuştur. Kuş Cenneti.
Diğeri neydi arkadaşlar? Anıtkabir. Tarihi mekan yapıya giriyor. Anıtkabir. Evet. Sonra evet, Düden Şelalesi, Mevlana Türbesi, Pamukkale Travertenleri. Traverten yazılmış arkadaşlar. Traverten olacak. Düden Şelalesi, Pamukkale Travertenleri doğal varlıktır değil mi? Burayı yazalım. Düden Şelalesi ve Pamukkale Travertenleri. Pamukkale Travertenleri. Bunlar doğal varlık. Mevlana Türbesi de tarihi mekan yapıya giriyor. Mevlana Türbesi. Evet. Bu bölümümüzü tamamladık arkadaşlar. Diğer bölümümüze geçelim. Aşağıda verilen ifadelerin başında yer alan boşluklara doğruysa de, yalnızsa Y yazınız. Bakalım. Çocuk Hakları Sözleşmesi ülkemiz tarafından imzalanmıştır. Evet arkadaşlar, doğrudur. Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde Türkiye dahil 142 ülke Çocuk Hakları Sözleşmesi imzalamıştır arkadaşlar. Alışverişimizde fatura fiş almalıyız. Tabii ki almalıyız. Doğru. Ramazan Bayramı milli bayramdır. Tabii ki yanlış arkadaşlar. Ramazan Bayramı dini bayramdır. Bir bireyin birden fazla rolü olabilir. Evet arkadaşlar, doğrudur. Bir bireyin birden fazla rolü olabilir. Tuşba Hatay ili sınırları içerisinde yer alır. Hayır arkadaşlar. Tuşba Hatay ili sınırları içerisinde yer almaz. Bu yanlıştır. Tuşba Van değil mi? Van ili Urartuların başkentidir. Van Tuşba olarak geçer. Urartuların başkenti Tuşba. Urartu yazalım mı buraya da? Urartu eski çağlarda Urartu'nun başkentiydi. Evet. Nevruz Bayramı 21 Mart günü kutlanmaktadır. Doğrudur. 21 Mart günü kutlanmaktadır arkadaşlar. Evet, boş bırakılan boşluklara uygun olan sözcükleri yazalım bakalım. Babillerin en ünlü ve yasa yapıcı kralının ismi nokta noktadır. Neydi arkadaşlar bu? Hepinizin de bildiği gibi Hammurabi değil mi? Hammurabi. Evet. Hammurabi kuralları. Sümerlerin tapınaklarına ne denir arkadaşlar? Ziggurat adı verilir. Hititlerin başkenti Hattuşaş'tır. Hattuşaş'tır. Feriklerin bulduğu çengelli iğneye fibula deniyor arkadaşlar. Fibula denir. Dünyanın ilk kütüphanesi nokta noktada kurulmuştur. Asurlular arkadaşlar, Asurlular kurmuştur. Dünyanın ilk kütüphanesini Asurlular kurmuştur. Evet, dünyanın ilk kütüphanesini Asurlular kurmuştur. Şöyle yapalım. Soruda bir yanlışlık olmasın. Evet. Tuşba. Evet. Az önce de geçti. Tuşba Van'ın ya da nedir? Urartu'nun başkentidir. Değil mi? Urartuların başkentidir Van. Van Tuşba. Evet arkadaşlar. Geçelim. Etkin bir vatandaşın temel görevlerini yazınız. Yazalım arkadaşlar. Yasaların gerektirdiği kuralları kabul etmek ve bunlara uymak. Evet. Yasalara uymak. Yazalım kısaca. Başka ne yazalım? Evet. Vergi vermek. Seçme ve seçilme hakkını kullanmak. Seçme. Yani oy kullanmak. Ama öyle yazalım. Seçme ve seçilme hakkını kullanmak.
askere gitme görevini yerine getirmek. Askere gitmek de diyebiliriz. Askere gitme görevini yerine getirmek. Yerine getirmek. Evet. Hak ve sorumluluklarını bilerek ona göre davranmak, artık başka da yazabiliriz arkadaşlar. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Ve kanalımızın sloganı nedir? Önemli olan sizin sağlığınız, sizin mutluluğunuz, sizin huzurunuz. Bu yazıda yüz alamazsanız diğer yazıda alırsınız. Panda Pen'in size her zaman tavsiyesi budur. Sağlıcakla kalın.